Hepinize cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere son videomuzda bayağı yine bir oldu, bir ay kadar falan bir süre oldu. Video atamadım. Ya biliyorsunuz ben video atamaz oldum. İşlerden, güçlerden, tabii evlilik muhabbetlerimiz de var. Bunun için video atamaz oldum. Şimdi aracımız artık Rize'ye girecek. Rize hazırlığımızı başladık. Şöyle ufaktan göster arka tarafı. Arkada zaten şu anda belki az bir şey görüyorsunuz. Ama yani sağlam şekilde bir malzeme aldık. Bir 20 bin liralık malzeme var. Hatta geçen gün Instagram üzerinde post atmıştım, 17 bin kusur. Onun üstüne bir 3 kusur daha aldık. Kargo bedeliyle falan filan da derken 22'ye falan buldu. 20 bin de işte. Yani 20 bin liralık malzeme aldık. Bu daha yani gerekli olan malzemeler. Bir de şimdi evdeki hesap çarşıya uymuyor dediğimiz bir tabir var. Şimdi bu malzemeler takılırken illaki yok orasında bir tane parça eksik çıkacak, yok onda parça eksik çıkacak derken yani düz 25 bin lira diyeceğiz biz buna. Yani 25, ya zaten başlıkta yazıyor 25 bin TL'lik Tofaş'a parça aldık gibi bir başlık kullanacağım. Bunu da neden 25 bin, 20 bin liralık diyecek olanlar olursa bunu da böyle tamamlamış olalım. Aracımızın zaten A'dan Z'ye kadar bütün malzemelerini ben önceden almıştım biliyorsunuz. Kalan parçalarını da burada tamamladım. Son bir önceki videomuzda da şey vardı. Aracın neydi o? Ön tamponu, arka tamponu boyanmıştı. Panjur almıştım. Onlar da boyanmıştı. Sağ olsun Melisa'nın, yani benim hatunun, nişanlımın kuzeni boyacıydı zaten. Kaporta boya iş yapıyor. Ona yaptırmıştım. Olcay Sanayisi'nde, yani Olcay Gül'ün dükkanında. Orada yapılmıştı. Şimdi tabii malum ben şu an artık Muğla'da çalışıyorum. Muğla'ya geldim. Allah nasip ederse evlendiğimiz zaman yine olduğum yer kaderimdir diyerek Denizli'de olacağım. İnşallah Denizli'de olursam, yani bilmediğim bir memleketteyim. Ufaktan tabii sağdan soldan yani kuzenleridir, işte arkadaşıdır diyerekten böyle bir şey biliyoruz, hani fazla çevrem yok. Ama Denizli'de elhamdülillah çok şükür her elim attığım yerde bir arkadaşım, her elim attığım yerde bir çevrem ve kendimi sevdirdiğim bir de bir arkadaş ortamım var. Hepsinden Allah razı olsun, ne istediysem ne dediysem de hiç beni kırmadılar, her zaman için yaptırdılar. Eğircisinden tut işte alt takımcısına, ses sistemcisine, işte CNR garajından, yıkamasına Bilal abiden, en sarından her şeyine kadar tanıdığım var. Buradan da bütün kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. İsmini sayamadığım diğer dostlarıma da selam olsun. Gökhan mesela, Cenk. Yani şimdi burada otursam arkadaşlarımın ismini saysam diğerleri diyecek ki hani benim ismimi unuttun. Yani onun için hepinizi seviyorum. Hepiniz benim için değerlisiniz. İnşallah Allah evlendirip Denizli'ye gelmeyi nasip etsin. Denizli'de olmuş olsaydım şu, biliyorsunuz ki ALM'yi topladığım zamanlarda her aldığım parçanın malzemelerin videolarını çektim. Şu bunların da toplama videolarını çekecektim size. Ama ben malum dediğim gibi Muğla'da olduğum için bunu babam yapacak. Babam da tabii çekemeyeceği için babama vereceğim arabayı bir haftalığına. Babam vizeyi hazırlayacak. Ondan sonra Allah'ın izniyle de vizeyi sokup çıkardıktan sonra işte ondan sonra belki artık Ensar Dağdaş'ın yanına gidip ölüm ayarlı hızlı sistemde ALM'deki gibi şuraya tık 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 tık. Yani bir sistem yaptırabiliriz artık. Yani o şeye geleceğiz. Ama amacım şu anda vizeden geçmesi. İnşallah tek seferde geçeriz. İşte şimdilik Denizli'ye gidiyoruz. Malzemelerimizi babam bile bırakmaya. Bu arada önümüzde kurban. Belki video çekerim, belki çekemem. Şimdiden kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin elinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinize kurban bayramı mübarek olsun. Bakalım şöyle ufaktan yine ben de aldığım malzemeleri size listesinde neler almışım. Okuyuverim yanımda şu anda. Ama okuyamayacağım. Ama olsun, şöyle hem de yol vlog olmuş oldu. Hem arabanın içindeki temizliği görmüş oldum. Yani temiz. Şu anda aslında araba temiz değil de belki kamerada temiz duruyordur. Baktığım kadar çalışıyorum artık. Eskisi gibi arabayla da yoğunlaşamıyorum. Sizle de öyle. O zaman ufaktan devam edelim. Siz izlemeye devam edin. Ben de arabayı sürmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Denizli'ye geldim. Kendi odamdayım her zamanki gibi. ALM 45'in olduğu odada. Nerede o? Bak abi. Şurada Tosner yazıyor. Şurada ALM 45. Şurada araba parçalarım var. Şuraya zaten komple araba parçası. İçi dışı. Şurada bezler falan. Neyse.
Şurada aldığımız plaketler. Hepsi duruyor. Şimdi bu malzemelerimizi getirdik ilk başta. Şimdi malzemelerimizde neler var ben size şöyle ufaktan göstererek açıklamasını yapacağım. Diyeceksiniz ki 20 bin liralık ne aldın? Zaten gösterdiğim zaman hepsini göreceksiniz. Hepsini zaten şu anda piyasa değerlerinin üzerinde olduğunu ve fiyatlarını yani bilenler zaten direkt hak verecek. O zaman şöyle döndüreyim ne aldıklarımı hepsini size göstereyim. Evet arkadaşlar ilk başta ikinci el orijinal fabrikasyon Selex'in direksiyon kutusu. Şu benim direksiyon kutusunda boşluk vardı. Bu sağlam orijinalmiş fabrikasyon. Hatta şu körüğün biri fabrikanın taktığı körük. Bir yerinde kod yazıyordu. Tofaş yazıyordu. Orijinal körüğüymüş yani. Bunu bir tane Tofaş'tan çıkarmışlar. Dayı bir tane alt takıma gelmiş. Hatta rot başlarını bile şöyle göstereyim arkadaşlar size. Rot başındaki plastikleri bile tertemiz duruyor. Arabada bir ses varmış galiba ön takımda bulamamışlar. Kutuyu değiştirmişler. Ama halbuki kutuda değilmiş problem. Güzelim fabrikasyon kutu. Çok uyguna getirdim bunu. 3000 lira. Zaten şu an bunun sıfırları 4-4.5 bandında geziyor. Bir de ben 3000 liraya rot başlığı hazır hepsiyle birlikte aldım. Sonra burada aracımız tabii ki bize gireceği için iki tane sis farı var takım. Şöyle göstereyim hemen. Takım hepsiyle birlikte farlarıyla, civatalarıyla, benzin diyaframı. Şu şekilde karbüratördeki 4 diyafram var benzinden giden. Oradan kaçırıyordu. Onu aldım. Ondan sonra bu neymiş? Difüzör. Kalorifer difüzörü. Bu alttaki oluyor. Onların damakları kırık. Arka plakalık. Şöyle. Arka plakalanması. Sonra sis farının demirleri. Bunlar tamam. Sonra bildiğiniz gibi tabii kep aldık. Aracımızın kısa travers olduğu için kep yok. Şöyle kep ve hava filtresi aldık. Bunlar var. Bir tane sıfıra yakın orijinal Opar marka Tofaş'ın bijon anahtarını aldım. Bir de sıfır bulunmayan Hint kumaşı orijinal Tofaş yazılı Tofaş'ın orijinal kirikosunu aldım. Bu da sıfır. Yani nereden buldunuz demeyin çok bayağı araştırdım yani. Ben neredeyse 2-3 aydan beri araştırıyorum. Güvenerek yani güvenmedim ilk başta alırken ama sonradan alacağım dedim aldım. Sonra bu gördüğünüz kutu Bosch marka. Görüyorsunuz. Bosch. Şunun içinde de orijinal şey var. Su fışkırtma kutusunun olduğu kabloları hepsi var. Açmak istemiyorum çünkü şimdi bu araba komple sanayiye gidecek. Babam parça parça uğraşmasın diye açmıyorum. Arka balatalar var. Ön diskler var. Ön balatalar var. Kampanalar var. Su fışkırtma haznesi var. Memeleri var. Hortumları var. Bunun içinde. Bu kutumuzda iki tane ön amasör var. Maysa'nın ayarlanabilir böyle ayar yapılabiliyor. Böyle sekme ayarı mı yumuşatma ayarı mı ne ayarlanabilir al dediler. Daha sağlıklı oluyor dediler. Zaten şu anki ALM'nin üstünde de var. İki tane Günsan'ın amasör yayları var. İki ön. İki tane arka amasör. Burada da rot başları var. Rot kolları var. Bunlar da bu kutunun içinde. Hatta bu neymiş bakalım. Amasör takozları var. Amasör takozu da almıştım. Ya şu an öyle bir aldıklarımı unuttum ki aklınız şaşar. Burada ne yazıyor? Kelepçe takozu diyor ama ne olduğunu anlamadım. Takım olarak geldi zaten bunlar. Burada da rot kolları var. Ondan sonra rot mili var. Opar'ın ön amasörleri var. Gazlı. Ön amasör yayları var. Yani sonra başka ne aldık burada? Daha bir arkada kutumuz geliyor. Şöyle. Bunu ben bayağı önceden almıştım. Tabii taktırmak nasip olmadı maalesef. Daha sıfır. Şu şekilde. Benzin otomatiği. Daha hiç kullanılmadı. PFP motor. Made in Türkiye. Türk malı. Yani benzin otomatiği aldım. Burada da contaları falan hepsi duruyor. Burada da rot başları var iki tane. Sonra bunları buraya koyduktan sonra başka neyimiz vardı aldığımız? Şunlar var. Selex'in sağ sol far takımı var. Sinyalleriyle birlikte hem sağ hem sol. Bunu görüyorsunuz. Sonra öncesinden almış olduğumuz panjurlarımız var. Sis farı çerçevelerimiz var. Ve son olarak da gördüğünüz gibi burada far kaşları var.
Ha, bu şekilde arkadaşlar aldığım malzemeler 20 bin lirayı buldu yani. Yani hepsi şöyle gösterdiğim bütün malzemeler hepsi 20 bin lirayı buldu. Hani sağlam bir şekilde buldu hem. Yani şu anda elimde fatura olsa faturayı size göstereceğim diyeceğim. Fatura maalesef şu an yanımda değil. Ama benim çantamın içinde olması lazım fatura. Bu şekilde masraf paket. Yani arabaya varsa iyi. Ama vize işleri girdi mi araba çok kötü oluyor bizde. Yapacak bir şey yok. Daha öncesinde zaten burada hepsi var. Bakın. Ön amortisör takozları, arka bu ne bir şey takoz diyor. Arka akis bilyeleri 3200 lira tutuyormuş. Sonra burada alınması gereken parçaların şeyleri var. Sonra şurada vardı. Şu var. Ya bunların hepsini biz fiyatlandırmasını yapmıştık parçacılardan. Ona nazarandan gittik aldık. Yani uyguna mı geldi bağlıya mı geldi anlamadım. Toplu bir şekilde 20 bin lira verince bilmiyorum çok tuhaf oldu. Ama nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar 20 bin lira gitti. Ama işte şu anda az gibi görünüyor ama belki sayamadığım aklıma gelmeyen şeyler var içinde. Çok var şu anda yani anlatamam. Daha içinde şurada küçük küçük parçalar da var içinde ne olduğunu unuttum. Yani toplu bir şekilde sipariş verdiğinden şu an havam allak bullak. Daha araca stepne alacağız. Stepnemiz yok. Bir tane stepne alacağım. Orijinal 5 kollu. Dediğim gibi anlatmıştım zaten başta. Ondan sonra bir eksiğimiz kalmıyor çok şükür. Allah'ın izniyle de sağ salim vizeden bir geçersek. Tek ümidimiz o. Size böyle bir video çekeyim istedim. Gönül isterdi ki bunlara vaktim olsun. Hepsini tek tek açayım. Ama maalesef şimdi artık Muğla'ya döneceğim. Artık Muğla yolculuğu geri başlayacak. Yapacak bir şey yok. Çok yakında sizlerle birlikte olacağız. Bunların yapım aşamasının videosunu çekemeyeceğim arkadaşlar ama araç belki vizeye girerken ben başında olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. Size illaki bir videolar çekmeye çalışacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.